Merhaba arkadaşlar. Bir önceki bölümümüzde Oğuz boylarını genel olarak anlatmıştık. Bu bölümümüzde ise kay boyunu daha detaylı olarak anlatacağız. Hayrettin, söz sende. Kay boyunu daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Şöyle bir şey yapabiliriz daha detaylı ele almak için. İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası olarak iki döneme ayırırsak daha sağlıklı bir şekilde kay boyunu inceleyebiliriz. İslamiyet öncesi döneme geçiş yapıyorum. Dede Korkut destanında biliyorsun Oğuzların Sidderya bölgesinde yaşadığı söyleniyor. Kaylar da diğer Oğuz boylar gibi Sidderya bölgesinde yaşıyorlar. Daha sonra Oğuzcak bu devlet var biliyorsun. Oğuzların kendi başlarına kurduğu ilk devlet. Oğuzların ilk siyasi teşkilatlanması Oğuzcak bu devlet. Mesela Reşidüddin der ki İslam öncesi Türk tarihinde hükümdar çıkartan 5 Oğuz boyundan bahseder. Reşidüddin dediğimiz kişi Türk tarihiyle alakalı, boylarla alakalı sanırım detaylı bilgiler veren evet, kişi. Evet. Bu 5 boydan birinin kay boy olduğunu söyler birincisini. Şöyle düşünelim durumu. Kaylar İslamiyet'ten önce de hükümdar çıkartmış 5 Oğuz boyundan birisi. Yani İslami devir öncesindeki önemleri, itibarları, kudretleri buradan da belli oluyor. Zaten Hayrettin, kayın kelime anlamına baktığımız zaman sağlam, kuvvet, kudret anlamlarına geliyor. Evet, güçlü ve muhkem anlamına da geliyor. Yani isim anlamları da, adlarının manaları evet. Da hep güçlü, kuvvetli, sağlam, itibarlı anlamlarına gelen bu. O zaman Hayrettin, şunu ekleyebilir miyiz? Kay dediğimiz zaman aklımıza asker, savaş, yani bunlar gelebilir mi? Kay dediğimiz zaman ya tabii ki de bunlar da gelebilir aklımıza. Ama dediğim gibi kendisi, hatta Dede Korkut'un kendi evet. Kitabında şöyle bir sözü vardır. Ahir zamanda hanedan saltanat kayın olacaktır der. Hani buradan da hani Oğuz'un töresinde de kayların hükümdarlık sırasında ilk haklardan biri kay boyunun olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Daha sonra Oğuz Yakbu devletinde ilk Oğuz Yakbuların isimlerini kayık. Hani biliyorsun kayı ismi bazı kaynaklarda kayık diye de geçiyor. İsimlerin sonunda kayık ünvanını görüyoruz. Büyük ihtimal ilk Oğuz Yakbular da kayı boyundandı. Ki zaten Reşidüddin'in bu bahsetmiş olduğu 5 boy, hükümdar çıkartmış 5 boy. Kayı, evet. Yazır, Avşar, Beydili, Emir boyları. Yani buradan da şu sonuca varabiliriz rahatlıkla. İlk Oğuz Yakbularının kayı boyuna mensup olduğunu söyleyebiliriz burada. Oğuz Yakbu devleti bölgesinde yaşarken kaylar Moğol baskılarıyla birlikte Horasan üzerine, diğer boylarla birlikte kaylar da geliyor Horasan bölgesine. Oradan Azerbaycan, Anadolu, Irak bölgesine dağılıyorlar. Böylelikle de hani İslamiyet öncesi kayı boyu dönemini böyle burada noktalayabiliriz. İslami dönem kayı boyuyla geçecek olursak. Dediğim gibi Horasan üzerinden kaylar öncelikle Ahlat'a geliyorlar. Birinci videomuzda da söylemiştik de Hayrettin. Horasan bir geçiş noktası değil mi? Evet. Yani bütün bir köprü. Yani birçok boy için bir geçiş noktası. Bir köprü Horasan. Kaylar Ahlat'a geliyorlar. Ahlat'tan Halep'e yerleşiyorlar. Halep'ten tekrar Anadolu'nun işlerinde sürekli bir biliyorsun o dönem Oğuz boyları sürekli bir yer değiştirme. Göçerlik durumu var. Bu dönemde kayların başına Süleyman Şah var. Kayların beyi Süleyman Şah. Süleyman Şah Halep bölgesinde, Suriye bölgesinde vefat ediyor. Süleyman Şah öldükten sonra büyük oğulları Sungur Tekin ile Günlüoğlu geri Horasan'a dönüyor. Ertuğrul Adınlar dönmüyor. Anadolu'da kalıyorlar. Bunlar Ankara, Karacadağ, en son Söğüt Domaniç'e yerleşiyorlar. Ve orada da Osmanlı İmparatorluğu'nun temelleri atılıyor. Söğüt Domaniç'te bir tarafı yaylak, bir tarafı ise kışlak olarak kullanıyorlar. Evet, Selçuklu Sultanı Söğüt ve Domaniç'i Ertuğrul Bey'e yaylak ve kışlak olarak veriyor. Yayla sözü de günümüzdeki yaylanın eski adıdır. Yazları çıkılan yere yaylak, zaten isminden de anlaşılacağı üzere kışlarda konaklanan yere ise kışlak ismi verilir. Evet, daha sonra Osman Bey Osmanlı Beyliğini kuruyor. Oğlu evet. Orhan Beyliği devlet haline dönüştürüyor. Murat döneminde de biliyorsun Çimpe Kalesi'nin fethi var Gelibolu'da. Avrupa'dan birinci Murat. Toprak, birinci Murat 1253 yılında Avrupa kıtasından da Çimpe Kalesi Avrupa kıtasının toprak alınca bir imparatorluk haline dönüşüyor aslında. Birinci Murat devrinde de dönüşüyor diyebiliriz. Çünkü iki farklı kıtada toprağı oluyor. Kimi kaynaklarda Fatih Sultan Mehmet döneminden bahsediyor. Ya tabii Fatih döneminde bir cihan imparatorluğuna dönüşüyor. Çok kudretli, kuvvetli bir cihan imparatorluğu dönüşüyor ama hani iki kıtada toprağı olduğu dönem 1. Murat zamanı 1350 Çimpe Kalesi'nin fethi Gelibolu'daki. Böyle de bir yorum yapabiliriz. Hani bu tarih biraz da yoruma kalmış bir bilim biliyorsun. Kaylar da kendi içinde ovalara ayrılıyor. Mesela Osmanlı'yı kuran oba Karakeçili Obası. Diğer kay obalarına gelecek olursak mesela Kurdoğlu var. Bir kay obasıdır. Kızılkeçili var. Saçı kara var. At çekenler var. Kaylar bu obalardan meydana geliyor. Teşekkül oluşuyor. Yani kay boyunu oluşturan obaların isimleri bunlar. Karakeçili aşiretinin ismine tarihi kayıtta da çok sık rastlıyoruz. Karakeçiler gerçekten nüfus olarak, nüfus sayısı olarak kalabalık bir oba. Nüfus olarak da etkili sanırım. Nüfus ve nüfus olarak da kalabalık ve etkililer. Bugün mesela Karakeçiler bugün Ege'den tut, Akdeniz'e, İç Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya geniş bir coğrafyaya yayılmış bir oba Karakeçiler. Bunda Osmanlı'nın büyük bir toprak parçasına yayılması sebep olmuş diyebilir miyiz? Bir de kayları
sadece Anadolu üzerinde mi değerlendirmeliyiz, yoksa Anadolu dışında da kayalara ait yerleşimler tabii ki var. Anadolu dışına daha sonra değince. Şimdi bu kara keçilerin geniş coğrafyaya dağılmasının sebebini birçok şeye yorumlayabiliriz. Hani Osmanlı'nın geniş bir coğrafyaya yayılması. Ama hani bunun temel sebebini şöyle düşünebiliriz. Konlar göçerler. Sürülerini önlerine katıp sürülerinin gezdiği, doyduğu her yere yerleşiyorlar. Bir sürü etken var. Hani belki salgın hastalık olabilir, kıtlık olabilir. Belki başka bir aşirette çıkan çatışma olabilir, kan davası olabilir. Ama çok geniş bir coğrafyaya yayılmış kara keçiler ve nüfus olarak da bayağı fazla. Bugün mesela Urfa'da çok yoğun bir kara keçinin nüfusu var. Mesela Kırıkkale'nin kara keçili adında ilçesi var. Bugün Anadolu'da kara keçili adında birçok yer mevki ismi görmekteyiz. Yani bu kara keçili obasının, aşiretinin ne kadar büyük bir bölgeye dağıldığını nüfus ve bize ettiğini, ne kadar da fazla sayı olarak nüfuslarının olduğunu göstermekte. Şimdi Türkiye dışındaki, Anadolu dışındaki kaylara gelecek olursam, İran'da Kaşkay Türkleri var. Bunlar kendi işlerinde bir oluşum, topluluk, konfederasyon. İçinde farklı boylara mensup ovalar var. Mesela Kaşkayların içinde kaylar da var. Kay ismiyle Kaşkay ismi birbirine çok benzetirler. Kaşkay, kay diye. Örnek verecek olursak mesela Hattilerle Hititlerin birbirine benzediği gibi diyebilir miyiz? Diyebiliriz, diyebiliriz. Hem isim benzerliği var, zaten Kaşkayların içinde de kaylar var. Bugün İran'da 2,5-3 milyon dolaylı nüfus olan bir Türk grubu. İran Türkleri grubundan, Güney Azerbaycan derinden. Güney Azerbaycan dediğimiz yer İran'ın kuzey kısımları. Kuzey Azerbaycan dediğimiz yer ise bugünkü Azerbaycan'ın bulunduğu yer. Yani dediğim gibi yani Güney Azerbaycan'da 3 milyon nüfusu olan bir Türk topluluğu ve bunlar işte kaylar da var. Bugün hani Suriye'de Türkmen Dağı bölgesinde, Türkmeneli dediğimiz bölgede yine iril ufaklı kayı aşiretleri, kayı boyuna mensup obalar, aşiretler mevcut bulunmakta. Genelince toparlayacak olursak İslamiyet öncesi dönemde de, İslamiyet sonrası dönemde de Oğuzlara yol göstermiş, başçılık yapmış, tarih içerisinde oynadığı, üstlendiği rolle önemli bir yere gelmiş, itibarlı, yüce bir Oğuz bu kaylar. Teşekkürler Hayrettin. Ben bize, teşekkür ederim. Bize kayı boyuyla alakalı genel bir çerçeve çizdin. Bir sonraki videomuzda Bayat boyunu işleyeceğiz. Hoşça kalın.